Şimdi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 3. enflasyon raporunu açıkladı dedik. Enflasyonun tek hanelere düşürülmesi hedefiyle ilgili önemli mesajlar da verdi toplantıda. Habertürk Ekonomi Müdürü Zeliha Saraç toplantıyı takip etti. Notlarını aldı, sorusunu da sordu Zeliha. Aslında Zeliha, herkesin merak ettiği tek bir mesele var. Enflasyon ne olacak? Yani ne zamandan itibaren düşmeye başlayacak? Bunun cevabını da verdi Merkez Bankası. 2025'te önemli bir yıl belli ki, biraz böyle 2025'e kadar daha bir sıkıntı çekeceğiz galiba. Zeliha, konuğun da var. Senin gözlemlerin de önemli. Senin satır başların da önemli. Sözü sana bırakacağım. Evet. Evet Hülya'cığım, buradayız şimdi. Aslında bu yılın 3. enflasyon toplantısı gayet başarılı bulundu, öyle görüyorum ben. İyi bir iletişim kurulduğunu düşünüyorum şimdilik. Şimdi enflasyon tarafına gelince, sizler de dinlediğiniz soru cevap kısmında enflasyon 2025 gibi hedefleniyor. Birkaç detay var, Murat Salman'la konuşacağız. Yanımızda ekonomist Murat Salman. Murat, şimdi sen oradaydın, salondaydın. Şimdi dikkatini çeken ne vardı onu soracağım. Kısa, net ve anlaşılır bir dil kullanıldığını gördük. Özellikle enflasyon merak ediliyor doğal olarak ve de bu geçiş sürecinden bahsetti özellikle Hafize Başkan. Ne düşünüyorsun sen? Yani bu süreç biraz acılı ama sonrasında mutlu mu bitecek? Evet, ya uzun zamandır beklenen bir toplantıydı. Ben de uzun zamandır katılmıyordum. İlk iletişimli oldu başkanın. Daha önce çok kısa 10-20 saniyelik Bankalar Birliği toplantısı sonrasında bir kısa bir cevapları olmuştu. Ben olumlu buldum açıkçası. Yani salonun çoğunluğuna baktığınızda tabii zor bir dönemde geldi yeni başkan. Bu süre zarfında tabii ki bütün veriler analiz edildi, durum tespiti yapıldı ve bugün bütün bu yapılanlar ve bundan sonrası için bir yol haritası çizdi. Burada tabii çok merak edilen aslında enflasyon beklentisi, hedefi bu yıl için. Sayın Şimşek ilk geldiğinde rasyonel bir politika izleyeceğiz demiştik. Bugünkü açıklanan enflasyon gerçekçi bir enflasyon. En azından %58 hedefi. Evet, genel beklenti eğer şöyleydi. 56 çok inandırıcı olmaz diye yorumlar vardı. 58 diyerek aslında biraz da piyasayı iyi okumuş mu ve biz hedeflemeyi yıl sonunda 60 falan mı yapacağız? Şimdi real için konuşuyorum bu. Çünkü daha muhafazakar tahminler yapıyor ya Merkez Bankası. Yani %40'ın altında bir hedef çok gerçekçi olmayacaktı. Olumsuz algılanacaktı. %40 ile 50 arasında nötr bir algı olacaktı. Aslında 50'nin üstü daha gerçekçi. Beklentilere ve gerçek enflasyona yakın bir hedef çizildi. %58 çok yüksek tabii ki bir oran. Sorulara iyi cevaplar verildi. Tabii ki dediğim gibi çok zor bir dönem de geldi başkan. Enflasyon beklentileri ve nasıl yapılacağına, makro ihtiyatı, parasal sıkılaştırma, yani aslında faiz arttırımı tabii ki en önemli konu. Bu çok merak edildi, soruldu. Fakat faiz arttırımı tek başına olmayacağı, işte parasal sıkılaştırma, işte makro ihtiyati tedbirlerle birlikte miktar sıkılaştırma, seçici krediler değil mi? Ya bütün bunlar aslında bütüncül bir politika olacağı. Onun için dediğim gibi Merkez Bankası'nın işi çok kolay değil, çok zor. Zor bir dönemden geçtik. Seçim öncesi parasal genişleme, seçim ekonomisi, daha önce uygulanan politikalar, bunları tekrar değiştirmek, rayına sokmak çok kolay olmayacaktır. Ama bugünkü bakarsak bugünkü toplantının olumlu geçtiğini söyleyebiliriz. Peki şimdi toplantının temelinde benim başkandan anladığım bütüncül ve geniş çaplı görmek ve de verileri analiz edip öyle tedbirler almak. Ben toplantıdan bunu çıkardım. Fakat bu bireysel ticari kredilerden tut da parasal sıkılaşma konusu, piyasadan 350-400 milyar TL'yi bir ZK ile ait zorunlu karşılıklı sterilize edeceğiz konusu. Bunlar bizim önümüze ne getiriyor? Yani biz bekler miyiz daha Murat? Daha sert tedbirler, işte kredilerde, işte ne bileyim ÖTV'lerde mali politikalar için diyorum. Ya şöyle söyleyeyim, hep söylüyordum. Yani bu yapılan politikalar, işte seçim öncesi uygulamaların sonucunda bir hesap ödenecekti. Ve bu hesap şu anda ödeniyor. Ve ödenmeye devam edecek. Dünyada sadece Türkiye için değil, enflasyonu düşürmek için mutlaka acil reçeteye katlatmak zorundasınız. Bunu bütün ülkeler gerçekleştirdi. Onun için enflasyonu düşürmenin çok ciddi bir maliyeti var ekonomi için.
Bu bir süre alacak. Sayın Başkan 2025 diye bir hedef verdi istikrar için. Bu da normal görüyorum. Yani bugün siz düğmeye bassanız zaten 1,5-2 seneden önce istikrarlı bir şekilde enflasyonu düşüremezsiniz. O beklentiden önce kırmak gerekiyor. Ondan sonra da politikaların devamı gerekiyor. Tabii ki buradaki asıl konu, yani herkesin, bizi izleyenlerin ve bütün salondaki merak ettiği siyasi otorite buna izin verecek mi, vermeyecek mi? Bence en merak edilen, yani Merkez Bankası'nda bunu yapabilecek bir ekip var, bunu yapabilecek bir başkan var. Fakat buna siyasi otorite, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, buna izin verecek mi? Bence soru işareti, en çok soru işareti bu. Bunu da gelecek dönemde göreceğiz. Zaten öyle bir soru geldi. Benden kesinlikle o konuda bir söz duyamazsınız. Ben Merkez Bankası Başkanıyım dedi. Aslında bunun da önünü kesti biraz. Çok geldi o sorularda ama sana soracağım şu. Mesela diyor ki, dedi ki açıklamalarında, raporda, enflasyona yönelik hala hazırda yükselişini görüyoruz. Devam ediyor yani. Dolayısıyla sen Temmuz'a mesela enflasyonu ne beklersin? Örnek veriyorum, 9 geldi varsa, ki Merkez Bankası onun sinyalini şu an verdi. Yüksek dedi, yani yükselme, eğilim devam ediyor yukarı. Öyle bir durumda Merkez Bankası bu, hani diyor ya böyle daha bozmadan piyasayı bütüncül, faiz artışı ne olur mesela öyle bir durumda? Kademeli diyor ya hep ve sakince. Şöyle, bir kere tabii ki Sayın Başkan Hafize Gaye Erkan, tabii siyasi, Merkez Bankalı başkanları siyasi yorum yapmaz zaten, onu ifade etti. Siyasetin içine girmez, teknik bir kurumdur Merkez Bankası, ama maalesef son yıllarda çok siyasileşti. İşte bağımsızlık soru işaretleri, ki son dönemde o bağımsızlığını kaybetmişti, şu anda başkanın açıklamasıyla biz bağımsız bir kurum olarak devam edeceğiz dedi. Evet, çok bütüncül ve bütün kurumlar BDDK'sından eş güdümlüyüz dedi. Bu da önemli. Bu da çok önemli. Şimdi tabii Temmuz enflasyonu herhalde rekor bir enflasyon gelecek. Yani çift haneliğe yakın ya da üstünde bir enflasyon gelecek. Çünkü şimdi faiz tabii ki, şimdi bugünkü enflasyon beklentilere baktığımız zaman, yani Merkez Bankası 58 hedef veriyorsa beklenen faiz artışının belki de çok üstünde bir artış beklememiz lazım. Yani bunu destekleyecek. Şimdi söylemler doğru. Bütün cümleler doğru. Beklentiler doğru, gerçeğe yakın. Ama bundan sonra gerçekleşme gerekiyor. Yani bunu ilk adım olarak faiz kararlarıyla göreceğiz. Yani 2,5 puanla arttırarak bu beklentileri kıramayız. Bu enflasyonu kıramayız. Bu faiz artışının enflasyon gerçeklerine ve enflasyon beklentilerine paralel olması lazım. Şu anda piyasa ve Türkiye ekonomisi aktörleri bunu bekleyecektir. Faiz artışlarının genellikle enflasyon beklentilerine yakın olması lazım. Şunu, beklentiler 25'ti yani yıl sonunda. Bunu 58 oldu. Yok, faiz için bahsediyoruz. Evet. Yani işte bunu 40'a, en az 40'a gitmesi gerekiyor. Yani teknik anlamda bugün faizin yani para, bugün eğer Merkez Bankası bağımsız hale geldik diyorsak faizin minimum %40'lara çıkması lazım. Evet. Ama buna siyasi otorite izin verecek mi, vermeyecek mi, onu göreceğiz. Peki Murat Sağman, çok teşekkürler. Bu arada kredilerle ilgili de, yani önümüzdeki süreçte hem ticari hem bireysel krediler konusunda da anladığımız kadarıyla yeni tedbirler gelebilir, ZK'lar gelebilir. Dolayısıyla bu toplantıdan bizim çıkardığımız sonuçlar var. Biz Yavuz Barlas'la sabah Bara Gündem'de detaylı Hülya'cığım konuşacağız bu konuları.